Bakmayın ben böyle YouTube podcast takılıyorum ama benim asıl işim hala esas ekmek kapım büyük kurumlara inovasyon ve müşteri deneyimi konularında danışmanlık hizmetleri vermek. Bu büyük kurumların takımlarıyla beraber onların müşterilerinin hoşuna gidecek ürünleri, hizmetleri tasarlamaya, onların müşterilerin büyüleneceği deneyim tasarımlarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarda müşterinin gerçekten ne istediği çok önemli ama onu anlamak işte kolay değil. Çünkü çoğu zaman müşteriler neyi neden istediklerini kendileri bile bilmiyorlar. Onlara öyle sorunca alacağınız cevaplar yeterli olmayabiliyor. İnsanın gerçekten neyi arzuladığını, neyi neden yaptığını, arkadaki derin motivasyonları, derin endişeleri, derin korkuları ve derin istekleri anlamının yeni yollarının peşindeyken bir gün yollarımız Akan Abdullah ile kesişti. Bugünkü konuğum olan Akan Abdullah ve onun kurduğu Future Bright takımı etnografik araştırma, antropolojik gözlem gibi yepyeni tekniklerle insanların gerçekten ne istediğini, onların bile farkında olmadığı duygularını, arzularını anlamanın yolunu bulmuşlardı. Bir büyük projede beraber çalıştık. Daha sonra farklı, küçüklü büyüklü projelerde, konuşmalarda hep bir araya geldik. Akan'la ilişkimiz hiç kesilmedi. İşte o Akan Abdullah bugün benim konuğum. Ama endişe etmeyin, Akan'la böyle çok teknik bir sohbet etmedik. Araştırma teknikleri değil bugün konumuz. O Türkiye'nin nabzını tutan bir insan. Türkiye'de neler oluyor? Tüm bu ekonomik siyasi gelişmeler karşısında Türk insanının tutumu ne? Biraz onlara da bakacağız bugün. Akan hakkında biraz daha bilgi vereceğim ama önce bugünü mümkün kılan sponsorumuza bir teşekkür edelim. Bugünkü podcast'in sponsoru Mirador Konuşmacı Ajansı. Mirador kendisini geliştirmek ve değişimin bir parçası olmak isteyen kurumları konusunda uzman, yerli ve global konuşmacılarla buluşturuyor. Mirador bununla da yetinmiyor. Müşterilerine eğitim, atölye, sahne şovları, takım oyunları, kuruma özel podcastler, videolar ve influencer işbirlikleri de sunuyor. Ama benim açımdan tüm bunlardan daha önemlisi Mirador benim de konuşmacı ajansım. Uzun yıllardır beraber harika projeler yaptık. Birlikte çok güzel işler çıkarttık. Çıkarmaya da devam ediyoruz. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımız, ay yârim, mahşere kaldı. Balkanlarda yaşayan Türklerin o coğrafyada yaşadıkları baskıya, hor görülmeye ve ötekileştirmeye dayanamayıp evlerini, yurtlarını bırakarak çıktıkları göç yolculuğunun acı bir çığlığı bu türkü. Akan'ın işe giderken arabada dinlediği radyo kanallarından birinde çalıyor şimdi. Muhteşem başlamış bir sabahın ilk ışıklarında az sonra yüzlerce kişiye yapacağı konuşmayı aklına çevirirken bu türkünün sırası mı şimdi? Ne zaman bu destana dönüşmüş ezgiyi duysa çocukluğunu anımsayarak yüreğini gözlerine dolduruyor. İstanbul'un sabah trafiği sabrını sınarken birdenbire 5-6 yaşlarında Üsküp'teki o ilkokul bahçesinde sadece azınlık olduğundan, sadece babası onlara yaşama hakkı tanımayan sistemi eleştirdiğinden istenmeyen çocuk damgası yiyip yeni yıl kutlamaları için okula gelmiş Noel Baba'nın kucağından suç işlemiş gibi apar topar indirildiği o ana gidiyor aklı. Çocuk kalbiyle yaşadığı derin hayal kırıklığını yeniden hissediyor. İşte o çocuk bugünkü konuğum Akan Abdullah. Ben açıkçası Pınar Özkent'i sevgili eşim, onun hayat hikayesini yazılana kadar, aşağıda linkini bırakıyorum, Haddinaş hikayelerine yayınladık, nefis oldu. Akan'ın bu geçmişini bilmiyordum. Meğerse o Makedonya'dan, Üsküp'ten Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan, oradaki baskılara dayanamayıp, evini yurdunu bırakıp Türkiye'de tekrar bir hayat kurmak zorunda kalan, bunun için de gencecik yaşta Türkiye'ye gelen bir kardeşimizmiş. Akan bugün çok başarılı bir insanı. Future Bright isimli şirketinde yüzlerce insan çalışıyor. Onun haricinde bir kitabı yayınlandı. Yakında yeni kitaplar da yayınlayacak. Türkiye'nin bütün büyük şirketleri onun müşteri içgörüsü tekniklerine ihtiyaç duyuyorlar. Ama bugün Akan bize Türk insanı hakkında da çok şey anlatacak. Bugün onunla hem onun kendi hikayesi hakkında, hem Türk insanı hakkında, hem de biraz bu teknoloji bize neler yapıyor konusunda çok enteresan şeyler konuştuk. Umarım sizin ilginizi çeker. Daha fazla uzatmadan başlayalım. Karşınızda Akan Abdullah. Akan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyiz valla. Çok sevindim aramıza katıldığına bu telaşeli günlerde. Valla bu arada davet bekliyordum ben senden. Diyordum ki ne zaman davet edecek. Sonunda beni davet ettin. Bu arada hayatımla ilgili çok anlatacak şeylerim yok normalde ama seninle konuşmak her zaman çok zevkli olduğu için gerçekten bir davet bekliyordum yani bu anlamda. Çok teşekkür ederim. Ben de seninle tanıştığım yıllardan beri hani birkaç projede beraber çalıştık. Arkalı önlü konuşma yaptığımız yerler oldu. Hep oradan çıkarken ne çok şey öğrendim dediğim bir insansındır. Senin estağfurullah. Eminim insan anlatacak çok hikayen var. Akan ben biraz gündemden girmek istiyorum. Şimdi sen Türk insanının nabzını tutmak konusunda sürekli efor harcayan bir insansın. Sonra geleceğiz. İnsan tanımak, insanların derin motivasyonu anlamak konusunda da Türkiye'nin bence en bilge insanlarındansın. İşte sana şu soruyu sormadan olmaz. Bugün günlerde 23 Kasım 2021 dolar %10 arttı. 13.5'a geldi ve ben şöyle günleri hatırlıyorum gençliğimden. İşte bu meşhur anayasa fırlatma hikayesinden sonra dolarda böyle bir sert yükseliş olduğunda o hükümet yanılmıyorsam %2 falan oy alabildiği bir sonraki seçimde. Şimdi bakıyorum yani kıyametler kopuyor ama %35-%40 civarı bir oy hiç erimiyor neredeyse.
Bu beni bir şaşırtıyor. Öbür taraftan da beni şaşırtan bir konu daha var. Diğer cepheden de hani Twitter'da söylenmek vesaire dışında öyle çok ciddi bir itiraz da yok. Hani söyleniyor, kızıyor ama hayat devam ediyor. Nedir ülkenin şu andaki hali, duygusu? En son araştırmaları ne gösteriyor? Neden böyle ilginç bir vaziyette karşı karşıyayız? Yani şöyle, şimdi bir şeyin böyle anında artması ve her şeyin böyle bir dağılmasıyla her gün azar azar artması ve bugün bir anda artmasının arasındaki fark şu. Birincisi ciddi bir korku yaratır. Korku, neyden korkacağınızı bilirsiniz, tanımlıdır ve ona karşı da hemen böyle bir defansa geçersin. İkincisi ise anksiyete yaratır, kaygı. Artık neyden korkacağını dahi bilmezsin. Bilmiyorsundur. Yani tamamıyla karanlıktır ve anksiyetenin birinci yarattığı duygu paralize olma duygusudur. Korkuda tepki gösterirsin, anksiyete de paralize olursun. Yani böyle bir, hatta ben hep şöyle söylüyorum, Türkiye'nin yetişkinleri çocuklar gibi masanın altında saklanmış durumdalar ve kontrol duygusunu nasıl geri alacaklarını bilmiyorlar. Bilmedikleri için de paralize bir şekilde bekliyorlar. Kaygı duygusu korkudan bin beter bir duygudur. Biz şu anda bin beter bir duygunun içindeyiz. Odalar sürekli oynuyor, düşüyor, oynuyor, düşüyor, oynuyor, düşüyor. Bizim anksiyete de sürekli artıyor. Anksiyete arttıkça da paralize oluyoruz. Şimdi bir şeyin olabilmesi için birisinin bize kontrol duygusunu nasıl geriye alacağımızı göstermesi gerekiyor. Kimse göstermiyor. Kontrol duygusunun nasıl geriye alınacağını da bilmediğimiz için şu anda masa altında gizlenmiş çocuklarız. Eninde sonunda bu arada o tepki gelir. O kaçınılmaz. Ama bir taraftan da bunun kendimizle yüzleşme dönemimiz de olacak. Yani bana başıma ne geldi şu anda, çünkü paralize olduğun zaman düşünmüyorsun o anın. Çünkü tamamıyla şey moduna geçiyorsun. Hayatta kalma, masanın altına gizleme. Ama bir gün bunlar geçtikten sonra dönüp içine kazımaya başladığında başına ne geldiğini anlıyorsun ve başına geldiklerinin aslında senden düşündüğünden çok daha çok şey aldığını, hatta ruhsal sağlığını daha yerinden aldığını da görüyorsun. Ki bugün rakamlar dramatik, 9 milyon kişi psikolojik destek alıyor resmi rakamlara göre Türkiye'de. Ben volümetrik olarak 11-12'leri göreceğimizi düşünüyorum tüm bunlar bittikten sonra. Ama şu anda o aşamada değiliz. Şu anda kontrolün nerede olduğunu, nereden geriye alınacağını hiç bilmediğimiz için, hiçbir şekilde kimsenin de bize göstermediği için böyle bir dünyada zaten paralize olmak kaçınılmazdır. Paralizeyiz şu anda. Hareket etmeyeyim, durayım ben durduğum yerde. Bir geçsin bakalım, sonra bakarız. Aynen. Bir anlayayım neresidir, nasıl da, çünkü anlamıyorum artık, yani anlayamıyorum neden oluyor bu? Neden mesela böyle bir teori var, faizdir, şeydir, enflasyon ilişkisi, insanlar anlamadıkça anlamadıkları şeyle savaşamazlar. Savaşamadıkları zaman da birazcık bekleyeyim ve göreyim. Birazcık daha bu masanın altına saklanayım. Belki daha güzel günler gelecek gibi bir paralize durumda beklerler. Bekliyoruz şu anda. İnsan içgörüsü, Türk insanın tanıma, bir de yoğun bir pazarlama bilgisi varsa, hani hepsi birleştirdiğimiz zaman bugün bu döngüyü kıracak bir liderin, bu siyasi parti lideri olur, ortaya yeni fenomen çıkar, işte siyasetten bakmıyorum. Bu döngüyü kıracak ve yapabileceğimiz bir şeyler var arkadaşlar, harekete geçelim diyecek birisinin mesajları ne olmalıydı? Yani insanlar ne duysalar anksiyeteden kurtuluyorlar ve yeni bir yola doğru giriyorlar. Çünkü işte ben paralizeysem, işte orada bir abimi görüyorsam beni çekip çıkartacağına inandım, harekete geçerim. Yoksa dediğin gibi daha da kuytuma inmeye çalışırım. Şimdi kontrol duygusunun şöyle bir durumu var. Kontrol duygusunu geriye vermen lazım. Ama bir şeyi kontrolüm altında diyebilmem için onun bana getireceği sonuçları görmem lazım. Sonuçları göremiyorsam zaten kontrolümü de hissetmem. Şimdi bizim en büyük eksik duyduğumuz yerlerden bir tanesi, kontrolü bize verecek olanların, ki kontrolü vereceğini iddia eden şimdi paydaşlar da var. Ama sonuçları gösteremiyorlar. Dolayısıyla ya da sonuçları ikna edemiyorlar. Ama bana sorarsan sonuçlarda hiç konuşmuyorlar sonuçta. Yani bir değişim olursa buradan nasıl bir sonuçla karşılaşacağımızı göremediğimiz bir dünyada zaten sonucu belli olmayan hiçbir şey bir kontrol duygusunu bana geriye veremez. Tamamıyla şu anda kontrol duygusunu geriye vermeye yönelik bir kısım iletişim var. Ama kimse sonuçları, yol haritalarını, gidecek şeyleri, adımları anlatmadığı için azalmıyor bu duygu. Bu Çok arada ilginç. şunu da söyleyeyim, ama eninde sonunda biliyorsun sen de, boşluklar doldurulur. Boşluklar eninde sonunda dolar. Yani eğer bir boşluk varsa, eğer insanlar, bu arada şey, yani çok fazla oraya girmeyeceğim ama biz her zaman metaforik olarak analiz ettiğimizde devlet baba. Böyle bir milletiz biz. Her zaman devlete kendimizi teslim etme, o babanın bizi kollarının altına almasını beklerdik. Şimdi ilk defa devlet baba ortalıkta yok. Yani öyle hissediyoruz. Dolayısıyla bu bir boşluk. Doğa hepimiz biliyoruz, boşluk kaldırmaz.
Dolayısıyla bunun sonucu olmayacak demek abeste iştika olur. Tabii ki bunun yüksek bir bedeli olacak bazı kitlelere. Ama hala o en çok oradan ayrılan kitlenin gri alana, Bekir abinin dediği gibi gri alana kaçmasının sebebi kontrol duygusu için sonuçları görmem lazım. Sonuçlarla ilgili hiçbir şey görmüyorlar şu anda. Ve bunu biz tamamıyla şeye indirgiyoruz. Yok orada işte şeyler, endişeli muhafazakarlar var. Hepimizin bildiği gibi o temel ihtiyaçlarına indiğinde ne muhafazakar kalır ne yaşam tarzı kalır. Bir anda bakarsın geniş kitleler bazı şeylerde, minimumlarda buluşmuşlar. Ben artık bir hayat tarzı korkusundan öte gelecekle ilgili sonuçlar ne olduğu ile ilgili bir soru var. Onun cevabı gelmediği için şu anda gri alanda olduklarını düşünüyorum. Yoksa muhafazakarlar böyle, endişeli modernler şöyle. O belli bir minimumda, o Maslow'un o basic'li dediğimiz minimumu karşılanırsa konuşuruz hayat tarzlarını. Ben çok kısa zamanda artık hayat tarzlarını da konuşmayacağımızı, beklenen sonuç, hani bu ülkeyi ekonomik olarak nereye koyacaksın, vizyonun ne, ben bundan nasıl bir sonuç göreceğim? Bu sorunun cevabını alamadığımız için gri alan ciddi şekilde büyüyor şu an. Akan, anlattığın durumda aslında iyi bir muhalefet lideri için veya yeni bir toplum önderi için büyük bir fırsat var demektir. Bir zamanlar işte bu Bülent Ecevit'in yönetiminin o işte indiği o büyük seçim yenilgisinde Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti o boşluğu doldurmuştu. Şimdi galiba o boşluğu dolduracak gücü en azından kimse hissettirmiyor ya da doğru iletişim kuramıyor. Yani o yönde çarpıcı. Büyük fırsat aslında bu tip boşluklar. Ya, dolar, ben söyleyeyim yani doğa zorla doldurtur elinde sonunda o dolar. Ben öyle şeyler de Bekir abiyle de sürekli konuşuyoruz aramızda. Ona da o da aynı fikirde, ben de aynı fikirdeyim. Kararsızlar seçime kadar kararsız kalır. Sonra seçimde bir karar verilir. Ve o boşluklarda dolar, ben öyle büyük bir kararsız kitlenin öyle seçime gitmeyeceklerini falan da zannetmiyorum. O kararsızlar da bir anda bir karar verir ve boşluğu doldurmasalar bile doğa o boşluğu bir şekilde doldurtur. Ama boşluğu kaldırmaz doğa. Dolayısıyla eninde sonunda bir şey görürüz. Bu hayırlı mı olur, hayırsız mı olur, ne olur onu bilemiyorum ama boşluk kalmaz. Yaşam tarzı meselesi görüşün çok ilginç geldi bana. Ben de üniversite sık sık konuşmalara gidiyorum. Ben gençler arasında bu yaşam tarzı meselesini bitirildiğini görüyorum. Yani benim ODTÜ'de okuduğum yıllarda yaşam tarzı sorunu vardı. Yani açıkçası işte hangi inanca sahip olduğun veya inancı ne şekilde ifade ettiğin okuldaki klanını belirliyordu. Şimdi bakıyorum öyle değiller. İç içeler, dış dışalar. Beraber hani açığı, kapalısı, her türlü yaşam şekli birlikte gayet güzel nefes alıp veriyorlar. Bence onlar bu konuyu bitirdiler. O yüzden de senin bu bahsettiğin yani hiyerarşinin daha başka konularıyla ilgilenme halindeler hakikaten. Çok katılıyorum o kanaatine. Buradan da aslında biraz gençlere gitmek istiyorum. Çünkü senin biliyorum gençlerle ilgili çok araştırmaların var. Türkiye'nin hayal sadece haritasını söylediğine bir şey konfirme edeyim. Hatta şunu söylüyorum ben sürekli. Bizim yaşlarımızdakilerin hala sırtlarında bazı bagajlar vardı ve bizim kitlelerimize hala bazı hamasi söylemler çalışıyordu. Bu gençlere baktığımızda az evvel dediğim gibi ister başı kapalı olsun ister açık, mesela sürekli araştırmalarda da şunu söylüyoruz. Eskiden mesela şey sorarsan, kaç tane başı kapalı arkadaşım var diye sorarsan hemen cevap alırdım. Artık birisine kaç tane başı kapalı arkadaşım var diye sorduğunda düşünmek zorunda kalıyor. Çünkü öyle görmüyor gençler. Ha bir dakika ya diyor, Ayşe başı kapalıydı değil mi diyor. Evet. Çünkü gençlerde böyle bir şey yok. Böyle bir bagaj yok. Böyle bir... Dolayısıyla şunu da söyleyeyim. Şimdi bir sürü her taraf üniversitede oldu. Aynı masalarda oturdular. Aynı hocalara kızdılar. Aynı notları paylaştılar ve o hamasetin beslendiği hikayeleri de sırtlarında bagaj olarak taşımıyorlar. Dolayısıyla ortak kesen bazı paydalarda buluştular. Ve bunun için bunlara hamasi söylemler çalışmaz. Bugün işte şimdi mesela Twitter coşuyor. İşte ikinci Kurtuluş Savaşı'na girmişiz vesaire. Bunları bu gençler yediremez. Zaten Twitter'da bu anlamda yanlış bir mecra. Çünkü bu gençler oralardalar ve bu bagajları taşımıyorlar. İkinci Kurtuluş Savaşı olarak da bunu algılamayacaklar. Daha ciddi olunması gerekiyor. Daha doğru yanıtlarla tamam bir şeyler oluyor şu anda. Daha doğru şekilde anlatılması gerekiyor. Çünkü bu hamaset ve bu söylemleri anlayacak bir bagaj yok sırtlarında. İyi de yok. Ben hep şunu söylüyorum. İyi ki de yok. Sosyal barışma zaten gençlerde geldi, çoktan geldi. Sadece bizlerin ya da bizim üst yaş grubu siyasilerin sadece gitmesini bekliyorlar. Ve göreceksin bir daha bu konular ne açılacak, ne de konuşulacak. Bu mevzu bitti. Hatta Bekir abiyle şunu da konuşuyoruz. Bazen şimdi hep muhafazakar tarafını konuşuyoruz ama bizim endişeli modernlerin de uçlarını da konuşalım. Mesela bizim endişeli modernlerin en büyük korkusu ülke dincilerin eline mi düşecek, böyle laflar var. Ülkemiz bu hale mi gelecek? Ülke tam tersi modernleşiyor.
Bu ne demek? Biz zaten kızların gidip ister başı kapalı ister açık olsun üniversitelerde olmasını istemiyor muyuz? İstiyoruz. Bir arada olmalarını istemiyor muyuz? İstiyoruz. Kavga etmemelerini, barışık olmalarını istemiyor muyuz? İstiyoruz. Dolayısıyla ülke aslında bu anlamda gericileşmiyor. Ülke modernleşiyor. Bazı kitleler bu korkuları taşıyorlar ve daha çok başı kapalı kızı gördüğü zaman üniversite aman Allah'ım diyor ama o kitleri ister o muhafazakarın en ucunda ister o modernin en ucundaki kitleleri birazcık kenara itmemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye makul çoğunluğun ülkesidir ve makul çoğunluk makul ortak paylarda her zaman buluşuyor. Hep şunu anlatırım. Türkiye'de gördüğüm bir örnek. Bekir abi de çok güzel anlatır bu örneği. Her bir arabada birbirimize kornayla taciz ederiz. Ama çok azımız arabadan çıkıp diğer tarafa saldırır. Yani küfrederiz ve devam ederiz. Çok özür dilerim bunu böyle söyleyeyim. Çünkü makul insanlarızdır. Çok uca gitmeyi sevmeyiz. Ülke hala bu makul çoğunluğun birbirini kornayla taciz eden ama arabadan inmeyen çoğunluğun ülkesidir. Dolayısıyla bu makul çoğunluk zaten kendi yollarını bulmaya çalışıyor. Ve bu bagajlar yavaş yavaş atılıyor. Ve iletişimlere baktığımda açık konuşacağım. İktidarın iletişimi çok hamasi. Ve çok etkisiz buluyorum. Evet, evet. O eski iletişim yok, doğru söylüyorsun. Ya öyle hakikaten çok, yok yani. Çok ilginç yönlerden bakıyorsun meseleye. O zaman bu kültürün aslında gelişimi açısından belki de bu 15-20 yılı hayırlı görmek lazım. O ayrımların bittiği, iç içe geçildiği ve şey sözü çok hoşuma gitti. Aslında gençler bizden kurtulmayı bekliyorlar diyorsun. Kendilerinde bu konuları çözüyor. İnşallah onları tabii aşırı hasarlı bir ülke bırakmayız. Yani hem finansal, İnşallah, o apayrı bir konu. Çevresel faktörler. Çünkü bir de zamana karşı yarışıyoruz. Şimdi buradan aslında biraz teknolojiye bir dönelim, ülkenin gündeminden çıkalım. Çünkü sen bir yandan teknolojiyle bir yandan insanla ilgileniyorsun ve anlamak konusunda yıllardır çok derin bir çaban var. Önce kişisel bir soru sorayım. Nereden geliyor bu tutku, bu insanı anlama tutkusu ve işte seninle o ilk çalıştığımız dönemlerde fark ettiğim şey konvansiyonel metotlara gidip işte bir anket yapıp şunu mu istersin, bunu mu istersin de güvenmeyip daha derin insan anlamaya, daha derin motivasyon anlamaya tutku nerede başladı? Nasıl o tutkuyu sürdürüyorsun ki hala bu kadar çok ürün koyuyorsun ortaya? Ya aslında kitabımda da açık açık yazdığım için burada da açık açık konuşabilirim. Çok yaralı bir toplumdan, artık olmayan bir ülkenin evladıyım. Yugoslavya'da doğdum. Bu topraklar o savaşları görmeden önce biz komünist rejimle yönetilen bir ülkeydik ve tabii ki bütün yaşanan sorunlar yokmuş gibi. Orada hamasi söylemlerin kralını ben yaşadım bu arada. Dolayısıyla sürekli böyle bir tipte insan, yani şöyle zaten kolektif bir şeye inandığı için komünizm, tek ev tipi, tek araba, bir buzdolabı markası vardı, bir tane çamaşır makinesi ve hepimizin evlerinde hep aynı şeyler vardı. Dolayısıyla tek tip insan profili vardı. Zaten ideoloji, inanmamız gereken her şey bizim önümüze verilmişti ve biz inanmadığımız şeyleri birbirimize söylüyorduk çünkü kimse karşı tarafın seninle ilgili ne yapacağını böyle bir paranoyak düşün. Yani hepimiz bir araya geldiğimizde dahi kimseyi eleştiremiyoruz. Çünkü karşı tarafın bu bilgiyi nereye taşıyacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla insanı tanımak, insanı anlamak tamamıyla kontrolün dışında olan bir şeydi. O kadar tek tiple bir araya kalıyorsun ki gerçekten insana hasret kalıyorsun öyle bir toplumda. Zaten sonuç ne oldu? 5 tane iç savaşla beraber ülke yok oldu gitti. Ben 18 yaşında çıktım o topraklardan ve yolculuğuma çıktım. Sonra yolculuğuma çıktığımda gerçekten ilk defa insanı tanımaya, anlamaya, yalnız olmadığımı görmeye, bu travmaları sadece bizim topraklar, Doğu Avrupa neresi tümü yaşamış. Bizden iç savaş yaşamamıza rağmen daha ağır travmalar yaşayan Romanyalar var. Bak, iç savaş yaşanmadı ama onlar hala o travmayı, Çavuşescu travmasını atlatabilmiş bile değiller. Arnavutluk ona keza vesaire. Dolayısıyla tanıdıkça, anladıkça, ne kadar yaralarımızın ortak olduğunu gördükçe, hikayelerimizin ne kadar ortak olduğunu gördükçe insana olan merakım, bu hikayeleri dinlemeye olan merakım arttı. Bu merak arttıkça bir tutkuya dönüştü açıkçası ve ben çok böyle hikayelerden beslenen bir kişi haline geldim. Ve gittiğim her evde, şimdi şöyle hep şunu söylüyorum, kendi genç arkadaşlarıma da söylüyorum. Şimdi gittiğiniz evlerde kendi hayatınızı baz alırsanız, referans alırsanız sıkıcı bir hayat görebilirsiniz. Bir ev hanımıyla görüşüyor olabilirsiniz. O ev hanımının aslında dertlerini dinliyor olabilirsiniz ve size bu sıkıcı geliyor olabilir. Ama o ev hanımını doğru anlarsanız, kalbinizle dinlerseniz bir sürü duyguda aynı fikirde olduğunuzu görürsünüz. Onun da umutları var. Onun da gelecekle ilgili beklentileri var. Dolayısıyla sürekli şunu söylüyorum. Doğru bir içgörü bulmak için, insanı anlamak için kalbinizle dinlemeniz
Ve bir kere insanı sevebiliyor olmanız gerekiyor. Yani içgörü bulabilmek için karşınızdaki kişiyi seviyor olmanız gerekiyor. Anlıyor olmanız gerekiyor. Ama benim bu kadar meraklı olmamın sebebi ben 14-15 yaşına kadar insanla ilgili hiçbir şey öğrenmemem gereken bir toplumda yaşadım. Zaten bize bütün gerçekler verilmişti. Bizim sadece uygulama ve davranma kodlarımız vardı. Bu kadar her şeyin, bütün soruların olmadığı ama bütün cevapların verildiği bir kültürden gelen bir insan, insan gerçeğine çok aç olur Bora. Benim de açlığım hiç bitmedi açıkçası. Daha da devam ediyor. Peki bu açlığını doyurmaya başladığında mevcut araştırma metotlarının nesi eksik geldi sana? Çünkü biliyorsun ben inovasyon, müşteri deneyim bu alanlarda çalışıyorum. Ben içgörülerin hep zayıf olduğunu düşünüyordum. Sonra işte sen de bir perakende işte bir kasap reyonunun tasarımında bir erkeğin kasapla olan ilişkisi, evdeki mangal yaparken hissettikleri, onun sosyolojik backgroundları vesaire, hani anlattıklarından büyülenmiştim ve demiştim ki biz çok yanlış yapıyormuşuz bu işi. Yani git soru sor gel, öyle değil, bu biraz daha farklı. O yüzden o yöntemlerin yanlış olduğunu, eksik olduğunu nerede buldu, nerede hissetti? Sonra ne yaptı? Biraz da başına derde girdi galiba oraya. Çünkü konvansiyonel metotlara bir isyankar olarak geliyorsun. O yüzden seni haddini aşan olarak gördük zaten. Biraz o bölümü anlatsana Hakan. Bir kere nasıl o mahkemelere kadar gideceğim, davalara kadar gideceğim. Anlatacağım da bakayım şu anda. Ama temelde şimdi insanı anlamaktan bahsediyoruz. Ama çok açık konuşacağım Bora, kızsınlar veya kızmasınlar. Bütün kategoriyi, sektörü o zaman global markalar domine ediyor. Bu global markaların getirdiği global tool'lar var. Ve bu tool'lar, yani modeller var. Bu tool'lar Fransa'da, İngiltere'de ve sahilerde bir yerlerde bulunmuş. Globalleştirilmiş, küreselleştirilmiş ve her yere uygulaması verilmiş. Ama o uygulama o kadar yüzeysel kalıyor ki. Artık o kadar derin bir bilgi ve içgörü almaktan uzaktasın ki ve ne zaman bir Türkiye'nin bir şeyi gibi teşebbüs olarak ben modelleyeceğim dediğin zaman da aman diyor. Hatta ben şimdi şöyle bir örnek anlatayım sana. Çalıştığım şirketi söylemeyeceğim. Bir araştırma şirketindeyim. Bankayı da söyleyeceğim. HSBC Bankası. O zaman genel müdürü Piraya Antika. Ben o zaman daha çok gencim buna. Aşırı derece gencim. Ve dikkat çekmeye çalışıyorum. Daha iyi anlıyorum Türk insanı. Anlatmak istiyorum. Rica ediyorum. Almıyorlar da beni sahneye. Hadi dediler bir kere sen de çık Piraya'nın önünde anlat. Ben de gittim bir tane karakter yarattım. Pınar'a da anlatmıştım. Gurmulambu diye bir karakter yarattım. O karakterle sunumu yaptım. Yani Gurmulambu bu arada bir guruydu ve bir ağaçta yaşıyordu. Ve ben önce o datayı anlatıyordum. Sonra dönüp Gurmulambu'ya soru soruyordum. Diyordum ki Gurmulambu gerçekten durum bu mu yoksa başka bir şey mi var? O da bana diyordu ki Akan dur yanlış okuyorsun. Bunu böyle okuman lazım. Piraya Antika bayıldı anlatım şeklime ve dedi ki bu çocuk bundan sonra bütün sunumlarımızı yapsın. Bir anda HSBC hesabı bizim için büyümeye ve gelir yaratmaya başladı. İşte söylemeyeceğim şirketi ve o zamanki genel müdürün dikkatini çekti. Benim çalıştığım şirketin genel müdürün. Dedi ki ben de toplantına gelmek istiyorum. Neden HSBC gibi küçük bir banka bu kadar büyüyor bizde anlamak zorundayım dedi. Geldi ve ben sunumumu yaptım. Gurmulambu'yu anlattım. Alkışlandım. İnanılmaz bir hava var. Ofise geldim. Bir mail düştü inbox'ıma. Akan bu şirketin tool'ları vardır. Onların dışında bir şeyler icat etmeyelim. Bundan sonra bizim markamızın yanına herhangi bir şey koymayacaktır diye bir emir geldi bana. Ben de zaten o gün karar vermiştim o şirkete artık devam etmek istemediğime. Dolayısıyla şunu anladım. Bir kere biz kendi yeteneklerimizle ilgili kafamızda bazı soru işaretleri oluşmuş durumda. Şimdi bunun da ana sebeplerinden bir tanesi Özal'la gelen o liberalleşme döneminde çok kısa sürdü ya liberalleşme aynı zamanda global markalara pazarı açınca onlar tüm yaratıcılığı da hazır geldiler ya bizi bitirdiler. Ve 10 sene sürdü bu boykanlık dönemi. Dolayısıyla biz aslında büyük bir yaratıcı gücün karşısında çok hızlı şekilde ezildik. Ve bu bizim şeyimizi kırdı, özgüvenimizi kırdı ve biz bir şeyleri icat edebileceğimize, model geliştirebileceğimize yönelik birazcık inancımızı kaybettik. Şimdi kaybedince de kendi modellerimizi bulmaz hale geldi ve kendimizi teslim ettik. Ben buna yapmak istemiyordum. Kendi modellerimizi çıkarttım ve hatta bununla ilgili şeye geleceğim. Bir manifesto kitap çıkarttık ve herkese gönderdik. Bayağı büyük bir manifestoydu. Neden bu sistemin böyle gitmemesi gerektiğini anlattık. Dava edildik. Araştırmacılar Derneği, araştırmacıların itibarını zedelediğimiz için biz üç gençtik bu arada. 30 yaşlarının başındaydık. Bize dava açtılar. 5 yıl sürdü dava. Ve bütün bir sektör bize karşı bizi dava etmiş oldu. Tabii ki o travmatik bir şey ama vazgeçmedik. Biz de vazgeçmedik. Geç onlar da vazgeçmediler. Yürüdük.
Ama bugün aslında kurduğumuz şirketin geldiği seviye ve yapı aslında bu modellere ne kadar ihtiyaç olduğunu, bu modellerle hem Türkiye'de hem globalde etkin olabileceğimizi de göstermiş oldu bize. Maalesef bu kadar özgüvenimizin düşmesinin sebebi Özal dönemindeki liberalleşme ile birlikte pazara giren şeylerin, global markaların 30 yıllık yaratıcılıkla gelmesi. Biz ise o darbelerle birlikte her şeyin yasak olduğu ülkede bir kere biz yaratıcılığı yasaklamış olmamız, herhangi bir yaratıcı fikrin Ankara'nın onayından geçiyor olması 40 sene boyunca. Dolayısıyla çok kırılgan bir pazarlama dünyası, çok hazır bir global pazarlama dünyasının önünde ezildi ve biz 20-30 yıl boyunca o dominasyonu kaybettik. Şimdi artık sorgular hale geldik. Bunu nasıl sorgularız? Markalarla, bunu Getir'le sorgularız. Trendyol'la sorgularız. Türk Hava Yolları'yla sorgularız. Dolayısıyla bu markalarla sorgular ve yavaş yavaş özgüvenimizi geri alır hale geldik. Ama tabii daha çok gidecek mesafemiz var. Hala bu anlamda bir sürü global danışmanlık şirket inanılmaz paralara, inanılmaz basit ve kötü işler yapabiliyorlar Türkiye'de. Yeter ki onlar kaynak olsunlar ama onu yavaş yavaş kıracağız ve kendimize olan o güvenimiz artacak diye umuyorum Bora. Hakan, belki biliyorsundur, ben eskiden Profesör Doktor Armağan Kırım'la çalışırdım, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Türkiye'de bu inovasyon meselesi falan, ilk getiren insan da hep o söylerdi. Benim soyadım Armağan değil de Armani olsaydı ne işler yapardık oğlum biliyor musun derdi. O dönem onu çok hissederdi. Yani yerel sen kötüsün yani, uluslararası i̇şte, olman lazım diye. Değiştireceğiz onu, değiştiriyoruz zaten yavaş yavaş. Müthiş. Hakan'ın şirketi adı Future Bright bu arada sevgili izleyiciler. Ve kaç kişisiz Hakan şu anda? Bayağı büyük bir şirket olduğunuz. 165 kişi olduk. Yıl sonuna kadar izin verirlerse 200 kişi oluruz diye umuyorum. Çok ciddi. İzin verirlerse diyorum, sabahtan beri yani doları izliyoruz hep birlikte. Satacak ürün kalacak mı, araştırması yapılacak göreceğiz diyorsun ama Türkiye bir şekilde 2022 zor geçecek yani, bunu şimdiden söyleyelim. Türkiye'nin %62'si 2022 düşündüğünden daha zor geçecek demeye başladı. Ve özellikle bu şeyde, gıdada ve elektrikte çok ciddi şekilde sorun var şu anda. Dolayısıyla zor geçecek orasını artık. Kabul ediyorum. Şimdi biraz bu Türkiye gündemi, azıcık kaçmaya çalışacağım şimdi. Şimdi tabii geldin, isyan ettin bu sisteme. Türk insanı anlamak için daha etkin metotlar olur dedin. Etnografik araştırma, antropolojik gözlem gibi bir sürü yöntemi Türkiye'ye tanıttın. Kendine özgü bir çerçeve kurdun ve insanları tanımaya başladın. Buraya yolculuk harika. Peki tanıdıkça ne gördün? Çünkü şimdi ben yapay zeka alanında çok yatırımım var. Ve hep hani en sonunda konu şeye gelir. Ya yapay zeka hocam insan zekasını zaman yakalayacak diye. Ve hani şöyle bir 5 yıl öncesine göre savunabildiğim yer azalıyor gittikçe. Hani yapay zeka şunu yapamaz diyordum. Şimdi onu da yapmaya başladı aslında. Özellikle işte bu makine öğrenmesinin, bu derin öğrenmenin hızlanması, ucuzlaması, ekonomikleşmesi. Geçenlerde UiPath diye bir şirketi inceledim. Yani çok ekonomik yapıyorlar burada. Eskisi kadar büyük, pahalı projeler de değil. Bir yandan da işte senin üzerinde durduğun dev bir veri var. İşte yapay zeka bunu da seviyor. Burada insanın ayırt eden ve makinelerin taklit etmekte en zorlanacağı şey ne sence? İnsanlarla ilgili en büyük keşfin ne oldu bütün bu yolculukta? Yapay zeka, bu dijital dönüşüm zaten Bora kaçınılmaz. Şimdi birazdan çünkü bir şeyler söyleyeceğim, bu disclaimer olarak olsun. Akan dijitale ve dönüşüme karşı değil, kesinlikle değil. Bu kaçınılmaz ve ben hatta şeye çok kızıyorum. Türkiye'nin bu işi sürekli böyle bir yasaklarla çözmeye çalışması. Onu kapatalım, bunu keselim. Kapatmak ve kesmek ancak senin kendi girişimci ekosistemini sakatlar, başka hiçbir şeye de yaramaz. Dolayısıyla birazdan söyleyeceklerimi lütfen dijitalde bir mücadele gibi algılanmasın. Kesinlikle orada değilim. Teknolojide kesinlikle yapılması gereken her şeyi yapıyor olmamız gerekiyor. Ama şimdi bir algoritma ve AI dünyasına doğru gidiyoruz. Ve maalesef bu anlamda dijitalde çok yıllar boyunca, ki ben de sürekli söylüyorum, biraz da utanıyorum bundan Bora. O konferanslara ben de çıkıp işte biz Facebook'un en çok Facebook kullanan 5 ülkeden birisiyiz diye ben de o saçma sapan sunumları yaptık. Çünkü zannettik ki en çok kullanırsak biz dijital bir ülkeyiz. Oysa ki biz dijitalde tüketen bir ülkeyiz. Onu burayı düzeltmek gerekiyor. Biz gerçek dijital, aslında gerçek teknoloji ülkesi, teknolojiyi üreten bir ülkedir. Dijitalin altyapısını geliştiren ülkedir. Biz oralarda hiç olmadık. Dolayısıyla bizim aslında ülke olarak çok daha
Yani bütün dünyada aslında bir dijital bir dönüşüm var, bir teknoloji bir dönüşüm var. Bütün dünyada algoritmalar olabildiğince etkili, AI olabildiğince etkili ama bütün ülkeler aynı şekilde bundan etkilenmiyorlar. Biz kesinlikle çok daha dramatik etkileniyoruz. Az evvel anlattığım sebeplerden bir tanesi de aslında bu kadar yasaklardan gelen bir ülkenin, özellikle çünkü bütün kırılma aslında 60'larla 80'ler arasında oldu. 60'lara kadar batıya baktığında da batıda da bir şey yok. O zaman da onların kreativitesi de bir şey yok. Yaratıcılık pek yok ama 60'larda aslında mecazı, beynin çalışma şeklini, mecazı, zihni anlamaya başlıyorlar ve 60'lardan sonra o şeyler başlıyor. İşte limon gibi arabalar, bilmem neler. Bir anda bir yaratıcılık furyası geliyor. Biz neyle uğraşıyoruz? Yasaklarla, darbelerle vesaire. Dolayısıyla 20 yıllık bir yaratıcı toplumla yaratıcı olmayan toplumun gelişimi söz konusu. Peki şimdi makine geldiği noktada bir hayal haritası çalışması da yapmıştır. Biz hayal fukarası bir millet haline gelmiş durumdayız. Çocuklarımızın hayalleri yok. Zaten bizim de onlara verebileceğimiz bir şey yok. Çünkü o kadar yasaklı bir dönemden sonra bir de global markalar gelince ve biz o son Mohikanlık 10 yıllık dönemi de yaratarak geçirmediğimiz için maalesef bizim duygusal zekamız çok körleşmiş durumda. Hmm. Ve bu makineye karşı bizim fonksiyonel herhangi bir işle başarılı olma ihtimalimiz yok. Ve bugün baktığımda bizim bütün değerlerimiz, ticari, üretim, ekonomi, eğitim değerlerimizin hepsi Bora maalesef ikinci sanayi devriminden geliyor. Hmm. Yani bizim bütün şu yaratıcılığımız da çok törpülendiği için ikinci sanayi devriminin etkinlik formülleriyle besleniyoruz. Hala eğitimimiz böyle. Yani şu kafayla yürüyoruz. Yani insan yarın insanla rekabet edecek. Ona göre eğitelim. Dolayısıyla ne kadar fabrikada daha etkin üretiyorsa daha yukarıya çıksın, daha çok para kazansın, daha beyaz yakalı olsun vesaire. Ama maalesef insanın insanla rekabet ettiği sistemin yavaş yavaş hep beraber ölümünü seyrediyoruz. Çünkü hadi biz en son jenerasyon olabiliriz de bizim bugün liselerde olan çocuklarımız yarın insanla rekabet etmeyecekler mezun olduklarında. Kuvvetli ihtimal az evvel bahsettiğin AI'la, makineyle, algoritmalarla, robotlarla rekabet edecekler. Ve etkinlik üzerine hazırladığımız bu çocukların robotları etkinlikle yenme ihtimali yok. Çünkü hep söylüyorum biz 8 saat biyolojik olarak uyumak zorunda olduğumuz bir dünyada robotun bir kez 8 saatlik bir avantajı var bize karşı. Bitti, savaşı kaybettik. Dolayısıyla en çok kayıp yaşadığımız ve ülkenin o darbelerinin, o saçmalıklarının bizden çaldığı duygusal zeka ihtiyacımız var. Çünkü robotun şu anda, AI'ın şu anda hala mimik edemediği, gelecekte bunun da peşine düştüler, bunu da yapma gibi bir arzuları var. Ama şu anda yapamadığı şey duygusal zekamız. Yani duyguları anlayabilmemiz, okuyabilmemiz, bununla ilgili yaratıcı olmamız vesaire. Ki bununla ilgili hep Jack Ma'nın örneğini veriyorum. Ona da sordular çocuklarımızı nasıl yetiştirelim ki robotics'in çok önemli isimlerinden bir tanesi. Adam kodlama öğretin demedi. Biz bugün bütün liselerde burada kodlama öğretiliyor diye bağırıyoruz. Ne dedi? Tarih dedi, sanat dedi, kültür dedi, multidisipliner olarak çocukları robot devrimine yönelik hazırlayın dedi. Peki biz ne yapıyoruz? Hiç orada değiliz. Hala ikinci sanayi devriminin değerleriyle çocuklarımızı eğitiyoruz. Ve insanın insanla rekabet edeceği dünyaya yönelik hazırlıyoruz. Ve bu çocukları daha şimdi de sakatlıyoruz. Onun için yapmamız gereken bu kadar dramatik olarak bizden çalınan duygusal zekanın, 40 yılda çalınan duygusal zekanın geriye alınması için bizim duygusal zekaya yatırım yapmamız gerekiyor. Ve insanları algoritmalarla, insanlar dedim, geleceğin çalışanlarını algoritmalarla olan mücadeleye hazırlamamız gerekiyor. O da nereden, hani hep kuraldır ya pazarlamada, en güçlü olduğun yerden rekabet edersin, en güçlü olduğumuz yer. Hala duygusal zekamız oraya yatırım yapıyor olmamız gerekiyor. Hatta şunu da söylüyorum. Belki de biz meslekte, üniversiteden mezun olan son şanslı jenerasyonduk. Şimdi bu çocuklar onu da yapamayacaklar. Ekonomiden mezun olan ekonomist olmayacak. Ki hep şunu örnek olarak da veriyorum. Yani bu son 10 yılda, 15 yılda ekonomide Nobel alanlara bir bakın diyorum. Hiçbirisi ekonomist değil, psikolog hepsi. Neden psikologlar aldılar? Çünkü şunu gördük ki psikolojinin ekonomik üzerine, makro ekonomi üzerine deli bir etkisi var. Yani hiçbir rasyonel sebebi olmadan da bir sürü şey ekonomide olabilir. Bunu anlıyoruz artık. Dolayısıyla böyle bir dünyada bizim çocuklarımızı problemi hem bu yönden, hem şu yönden, hem de şu yönden bakacak bir eğitimle hazırlamamız lazım. Bir tek robota, algoritmaya, AI'ya karşı avantajımız bir tek o şekilde olur. Başka türlüsü de olmaz ama biz hala uzmanlığa gidiyoruz ve biz hala meslekle mezun etmeye çalışıyoruz. Ve maalesef biz hala ikinci sanayi devriminden kalan değerlerle çocukları mezun etmeye çalışıyoruz. Yani tamamıyla hazırlıksız atıyoruz onları hayata. Bakalım hayırlısı, göreceğiz ne olacak. Benim kız bu sene LGS'ye hazırlanıyor Hakan.
İnsana insana rekabetin dibindeler şu anda. Bugün şey diyordu, sınıfta bir çocuk var, hep birinci oluyor. Baba dedi, çocuk android gibi ya dedi. Orada şey hissetmeye başlamış oluyor. Yapay zekalı bir çocuk da. Ondan mı var? Ondan mı var acaba? Vallahi şöyle söyleyeyim. Ben o androidlik dünyasından kaçırmamız gerektiğini düşünüyorum. Biraz vakti başka şeyler de ayırmak gerekiyor. Yetmeyecek. Bir konuda işte Türkiye'nin bilmem ne derecesini yapmak yetmeyecek. Yetmeyecek. Ne kadar multidisipliner olduğun, ne kadar duygularını okuyabildiğin, ne kadar içini kazıyabildiğin, empati yeteneğinin ne kadar yüksek olduğu bütün hayatının şeyini, yönünü belirleyecek. Onun için android olmak, bunun birincisiyim demek yetmeyecek. Empati o halde duygu, insanın duygusunu anlamak insana en özgü çok konulardan bir tanesi ve zayıf da olduğumuz bir konu galiba. Ve bu aralar ben de hep işte podcast hazırlıklarına empatiyle ilgili çok araştırma okudum. Empatinin aslında mutlulukla direkt ilişkisi var. Yani geleceği anlamanın yanı sıra işte doğru bir kariyer vesaire, mutluluk bağlantısı çok yükseğe benziyor. Çünkü araştırmalar başkalarını anlama, hemhal olmanın ve onlara bir çözüm getirmenin aslında en yüksek mutluluk mertebelerinden bir tanesi olduğunu ortaya koyuyor. Geçenlerde ODTÜ'lü arkadaşlarımla beraberdim. Hani işte biz 91 ODTÜ işletme mezunuyum. Biz özel çocuğuyuz yani. Hani işte yapacaksın, başaracaksın, işini kuracaksın, kariyer olacak, CEO olacak vesaire. Orada bunu dile getirdim. Nasıl tepki aldım biliyor musun? Yani ne alakası var? İşte geçenlerde bir fakire yardım ettim, sonrası böyle oldu. Hani şeyi de yani o yani hemhal olmayı ve oraya katabileceğin faydayı da çok yanlış anlıyorlar. Ben o yüzden senin gibi insanların bu konuşmalarını, kitaplarını, sosyal medya içeriklerini, bugünkü podcast'a katılmanı çok takdir ediyorum. Çünkü galiba en büyük silah verebileceğimiz, değil mi, onların bu dünya hazırlanması için doğru bilgiler. Bu bir hemhal olma bence, değil mi? Öyle kesinlikle. Hatta şöyle söyleyeyim, biraz birlikte üzülelim. Empatiyi en son sorguladığımız araştırmada Türkiye'nin empati için ağladığını ama kimsenin, herkes şöyle diyor, bana empati gösterilsin. Ama ben empati göstereyim diyen hiç kimse yok. Yani çok enteresan. Empati tek yönlü olmuyor. Empati hem senin göstermen gerekiyor hem de sana gösterilmesi gerekiyor. Maalesef empati şu anda tek yönde talep edilen bir şey gibi görülüyor. Türkiye şu anda tam olarak empatinin ne olduğunu anlayabilmiş değil. Bu arada o türlü arkadaşların bazen anlamıyorlar dedin ya. Şunu da söylüyorum. Bu sistem, bu ikinci sanayi devriminden gelen ve o zaman özel liberalleşmesiyle beraber pik noktaya gelen bir sistem bir aynalık ekonomisi yarattı hepimiz için. Hepimiz aynı hocalardan, aynı okullardan geçtik. Aynı torna eğitimden aldık. Şu anda aynı şeylerin, camlı büyük binaların camları açılamayan odalarında oturup aynı AVM'lerde yemek yiyip aynı prolar için birbirimize hava atar hale geldik. Ama farkında değiliz ki aynılık ekonomisinin ürünüyüz ve birbirimize çok benziyoruz. Bak, çok benzeşmez ve benzemeyen olmak istiyoruz. En büyük motivasyonumuz biz. Bu ama bir tane AVM'ye gidelim, o ismi de vermeyeceğim, o sevdiğimiz AVM'lere yürü koridordan bir baştan bir sona, herkes birbirine benziyor. Herkes aynı görünüyor. Maalesef bu ikinci sanayi sisteminin değerlerinde economies of scale'i vardır. Yani şeyden, uniqueness'tan değil, çokluktan para kazanır. İnsan gücümüzü de çoklattık bu anlamda ama hepimiz birbirimize benzedik. Ya bu yandan Hakan, acaba pandemi burada bir dönüşüm yarattı mı biraz? Yani şimdi ben kendimden düşünüyorum. Tam dediğin çarkın adamıyım. Fakat 2 yıldır işte evde daha fazla oturduk, daha fazla okuduk. Pınar eşim biliyorsun işte insan anlamak konusunda sana daha yakın bir insan. Edebiyata, sanata. O benim hep IQ'mun çok eksik olduğunu, IQ'mun çok gerisinde olduğunu söylüyordu. Ben de kendimi eğittim 2 yıldır ve gördüm ki hakikaten daha başka şeyler varmış hayatta. Bu haddini aş vesaire fikri oradan çıktı. Ve araştırmalar okuyorum dünyadan. İşte Türkiye'de karşılığı var, merak ediyorum. Çok ciddi istifa etme silsileleri var dünyada. Yani insanlar eski hayatlarını isyan edip, çünkü işte pandemide evre kapandı, kendine vakit ayırdı, çocukları vakit geçip şeyler okudu. İşte belki o işe gideceği saatlerde yeni bir dünya keşfedecek bir podcast dinledi. Ne oldu bilmiyorum. Bir aydınlanma yaşandı ve pek çok insanın isyan edip işini bıraktığını ortaya koyuyor. Türkiye'de benim elimde araştırma yok ama birkaç şirketle konuşuyorum. Bu kadar finansal sıkıntıya rağmen çok çalışan kaybettiklerini söylüyorlar ve kaybettikleri çalışanlar kendi işlerini kurma, bir işte YouTube kanalı açma, ne bileyim hani bu işte yaratıcılık ekonomisi dediğimiz yeni silsile katılma yoluna gidiyorlar. Var mı elimizde böyle bir şey? Türkiye'de ne oluyor hocam? Var, sordurduk. Şöyle, şimdi 2 tane büyük trend var. İkinci trend zaten bizim
trendi bastırdığı için büyüklük anlamında biz göremiyoruz doğru düzgün, ama beyaz yakada beyaz yakanın %11'i artık eski şirketime ve eski sisteme dönmek istemiyorum diyor. %11 küçük rakam gibi görünebilir. Bu ekonomik krizde ciddi bir rakam. Yani çok ciddi bir rakam. Çünkü bu ekonomik krizde işini bırakmak kolay bir şey değil. Özellikle iş bulunmadığı şartlarda. Dolayısıyla beyaz yakanın %11'inin ben artık bu haliyle devam etmek istemiyorum dediğini görüyoruz. Ama ve şeyi de görüyoruz. Yani böyle daha çok şeye dönmek. Hatta böyle çok şey bile göremedik. Mesela bu bir esnaf sevgisi oluşmuş durumda. Bir dükkan kuralım. İşte bilmem ne organik madde şeyler, ürünler satalım. Böyle bir çok dijital bir şey de görmedik. Aman çok dijital bir şey yapacağım vesaire dediklerini de görmedik. Dolayısıyla bir kızgınlık, bir değişim peşinde koşma isteği var. Ama biz neden onu çok görmüyoruz? Çünkü alttan asıl büyük dalga daha düşük gelir gruplarında. Özellikle şimdi bu Covid'den sonra ekonomik bir felaket yaşıyoruz hep birlikte ve kentleşme çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Terk ediyorlar köylerini. Hatta çiftçiler son 10 yılda %38'i çiftçilerin mesleği bıraktı. Verimli topraklarımızın %15'ini de kaybettik. Dolayısıyla asıl rakam o olduğu için, devasa rakam olduğu için biz beyaz yakalarda oluşan bu trendlerin Türkiye'ye bir etkisi olmuyor. Yani bizim tarımda kaybettiğimizi beyaz yakalılar asla kompanse edemezler. İki tane domates üretmekle tarımı kurtaramıyorsunuz. Dolayısıyla var, bizde de var, ama bu kadar az konuşmamızın sebebi yukarıda bütün istatistikleri yerinden oynatan rakamlar o daha orta ve daha düşük gelir gruplarında var. Onun için biz bu kadar fazla konuşmuyoruz, ama bizde de var. %11'i beyaz yakanın bir şekilde çaresini bulacağım ve bu kurumsal dünyadan kopacağım diyor şu anda. Küçük gibi gelmesin, devasa bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi orada da beni çok ilgimi çeken konu bu beyaz yakalıların büyük bölümü biraz önce bahsettiğim empati yoksunluğundan son derece aslında mağdur bir kitle. Çünkü kurumsal hayat da öyleydi değil mi? Yani empati yok, duygu yok, performans var, göstergeler var, aynı eğitimden geliyorlar. Şimdi bütün o empati eksiklikleriyle işler kuracaklar. Hani senin çok güzel benzetmelerin vardır o yönden. İşte Esenyurt'ta 1,5 milyon insan yaşıyor, gidip gördün mü ki sen iş kuruyorsun, neyin işini kuruyorsun diye. Çünkü iş fikirlerini dinliyorum bazen. Yani evet, hani var bir kitle ondan yararlanabilecek, ama Türkiye bu değil hakikaten. Bak ben mesela şu an ilgili olduğum konu Türkiye'nin işte beyaz yakalını %10'unu ilgilendirir sadece diyorsun. Hmm. O da pek harekete geçemiyor aslında diyorsun. Yani şimdi bunun üzerine bir iş kurduğumuzu düşünelim. Ne kadar başarılı olabilirdik. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani bu şimdi dünyamız, yani beyaz yaka kökenli veya beyaz yaka işte kökenli olabilecek gençlerin girişimcilik maceraları ve Esenyurt bağlantısı nasıl gidiyor? Çünkü insanı anlamaksa mesele, orada bir sıkıntı var gibi geliyor bana, ne dersin? Ben çok acı çekiyorum bununla ilgili. Ben de senin gibi şeylere gidiyorum. Bu girişimcilik ekosistemlerinin olduğu o binalar var ya, bir araya geldikleri yerler. Ben orayı şey gibi görüyorum. Hani Manhattan'dan bir bina kurmuşlar. Bütün dünyayla bağlarını koparmışlar. Birazcık orada böyle bir, belki de bu arada şey eleştirmek için de söylemiyorum. Artık hani anlıyorum da bir gencin Türkiye ile bağını koparmak istemesini, realiteden kopmak istemesini, ama pazar bu ve bu pazardan para kazanman gerekiyor. Ve ben şunu görüyorum, Levent Maslak'ın ötesine gidemiyor fikirler. Hatta sürekli şunu soruyorum ve düzgün bir cevap da alamıyorum Bora, ve bu beni de üzüyor. Diyorum ki Türkiye'nin mevduat hareketlerini takip ediyor musunuz? Açık bir data, rayiçleri takip ediyor musunuz? Mesela Türkiye'de en çok mevduatın arttığı şehirler nereler? Bu arada Ankara onlardan bir tanesi. Ankara'da nasıl mevduatlar artar? Onu sabaha kadar konuşuyoruz. Çok fazla dağıldığını tahmin etmiyorum o mevduat. Evet. Orada mevduatlar nasıl bu kadar artıyor? Gerçekten soru işareti. Ama mesela şunu kimsenin bana, bugüne kadar kimsenin Edirne'ye, oralara gitmediğini görüyorum. Mesela bugün dövizin en çok girdiği yerlerden bir tanesi Edirne vesaire. Nereden giriyor? Çünkü o kadar ekonomimiz berbat durumdaki Bulgarlar ve Yunanlılar sürekli hafta sonu döviz getiriyorlar oraya. Şimdi burada ciddi bir şey var. Bir para birikimi var, bir mevduat artışı var. Hiçbirimiz o bölgeyi konuşmuyoruz. Evet, hiçbirimiz o zaman ne oluyor? Çok daralıyoruz. Çok süper markalar çıkartıyoruz. Böyle bir övüyoruz. Sonra 6 ay sonra batıyor bu markalar. Çünkü Türkiye pazarı hala çok büyük. 84 milyonluk bir pazar. Ama girişimcilik ekosistemimiz birazcık şekilciliğe de bağlandığı için oralara dokunmuyor. Gerçek pazarı anlamıyor. 9 tane hayat tarzını anlamıyor. İhtiyaçların nerede olduğunu görmüyor ve bundan dolayı iş ilk böyle ateş yakıldığında böyle yangın böyle bir oluyor, ama ondan sonra çok hızlı bir şekilde sönüyor ve batıyor. Çünkü 84 milyonluk bir pazar ne olursa olsun ekonomide her zaman önemli bir pazardır.
her zaman oradan çok şey çıkar. Ben hatta şunu söylüyorum. Kızacak arkadaşlar, çok Ankara Anlaşması'yla İngiltere'ye gidenler var. Ben hala girişimcilik Türkiye'de yapılır, Kazakistan'da yapılır diyorum. Çünkü İngiltere gibi pazarlar yaşlanmış ve çok uzmanlaşmış ve oturmuş pazarlar. Hala Türkiye'de bir sürü şey yok. Hala bir sürü şey eksik ve hala çok rahatlıkla bazı pazarları penetre edebiliyorsun. Ama yapmamız gereken pazarın büyüklüğünü anlamak, pazarın büyüklüğünün içindeki o hayat tarzlarını anlamak, ihtiyaçları ve tansiyonları çözmek. Oysa ki herkes kendi hayat tarzının içinden çıkmayı istemediği bir dünyada, o yankı odalarına kapandığımız bir dünyada tabii ki küçük kalıyoruz, tabii ki büyüyemiyoruz. Onun için ben bu ekosistemlerin, bu girişimci ekosistemlerin birazcık bir yankı odası yaratma anlamında problemli olduğunu düşünüyorum. Lütfen bana kızmasınlar. Ama ben o binalara girdiğimde ben orasının yankı odasından başka hiçbir şey görmüyorum. Orası Manhattan. Orası Türkiye değil. Orası İstanbul bile değil. Mesela Esenyurt örneğini verdin. Hep soruyorum. Hiçbirisinin Esenyurt'un yanından geçmişliği yok. 1,5 milyon insan bir getoda yaşıyor. Türkiye'nin en büyük ilçesi 1,5 milyon insan var orada. Kimse o pazarı da bilmiyor, ihtiyaçları da bilmiyor, da görmüyor. Hepimiz böyle Levent, o üçgenin içinde, o Maslak, o dünyanın içinde küçük pazarlara konuşmaya çalışıyoruz. Sonra da işleri batırıyoruz. Yankı odasına döndürmekten vazgeçmemiz lazım bu ekosistemleri. Bana sorarsan orada aynalık ekonomisi var. Ben böyle girdiğimde aynalık yüzüme çarpıyor. Bütün odalardaki bütün insanlar birbirine benziyor. Müdeşet. Ya aslında inovasyonun temel kaynağı çeşitlilik işte. Ta Floransa'da işte Medici ailesi değil mi? Da Vinci'leri, Michelangelo'ları bir araya getirmişler. Oradan işte Rönesanslar doğmuş. Aslında bu dünyanın yeni bu teknoloji bu çeşitliliği sağlamaya çok açık istersen. Yani herkese ulaşabiliyorsun. Fakat sosyal medyada olan bitene baktığımda o çeşitliliğe ulaşamadığımızı düşünüyorum. Yani yine aynı kampın içine düşüyoruz. Yine öyle. Aynı işte yankı odası diyorsun sen yanılmıyorsam. Onun için o niye öyle oluyor? Neden böyle bir o yankıdan o kadar hoşlanıyoruz? Çünkü işte belli bir kitlem var benim, bir takipçi kitlem. Ve o takipçi kitlede görüşüme aykırı olan insandan aslında daha fazla şey öğreniyorum. O zaman bir dünya keşfediyorum. Bu zaten görüşünü biliyorum. Neden bu kadar yankıyı seviyoruz? Yani bu kapanmanın sebebi ne? Ve bu bize özgü de değil gibi. Yani Avrupa'yı Amerika'yı çok takip ediyorum. Amerika'daki kapanma daha da sert bayağı. Hani işte silahlanıp birbirine girmeyi falan düşünecek seviyede. Maalesef, ne oluyor? Bu kadar iletişimi zenginleştiren bir dünyada, connecting people bir dünyada. Ne oldu Akan? Yani neden buna döndü? Şöyle, bir kere bu sisteme nasıl geldiğimizi bir anlatalım. Sonra şey cümlesini bir konuşmak isterim. Bilgi demokratikleşti cümlesinin sosyal mecrada anlatılan en büyük yalan olduğunu düşünüyorum. Az evvel sen dedin ya, araştırıyorum ve buluyorum. Neyse, o ikinci kısma geçmeden önce bunu bitireyim. Tam da böyle, veri demokratikleşmedi dijitalle beraber. Çöpleşti. Her taraf bir çöp oldu. Dolayısıyla doğruya ulaşmak artık efor gerektiriyor. Eforsuz bilgiye ulaşıyorsan çöplüğe ulaşıyorsun demektir. Ve bu çöplüğün bir algoritma tarafından yaratıldığını da bilmen gerekiyor. Şimdi tam da oraya geleceğim ama bir kere kesinlikle sana katılıyorum. Farklılıklarımızla besleniyoruz. Duygusal zekamızı aynı düşündüğümüz insan besleyemez. Zaten o fikre sahibiz. Hatta hep söylüyorum, benim şirketimde iki kişi tartıştığında bir konuda diyorum ki ne güzel tartıştınız. İkiniz de aynı fikirde olsaydınız biriniz fazlaydı bu şirkete. Zaten temsil ediliyorsunuz bu şirkete. Niye ikincisi olsun ki? Farklı fikre ulaşmak, bilgiye ulaşmak için efor sarf etmemiz gerekiyor. Bilgi kesinlikle demokratikleşmedi. Dijital dünyada tam tersine çöpleşti. Peki o çöp nasıl oluştu? Algoritmaların bir çalışma prensibi var. Bu arada prensipte kendileri yazılımlar keşfetmediler, onlar gün sonunda biz yazdık onları. Yüzyıldır da insan hakkında, insan zihni hakkında öğrendiğimiz her şeyi de onlara hediye ettik, kodladık içine. Ve kodladığımız bir tane şeylerden bir tanesi de yankı odaları prensibidir. Nedir yankı odaları prensibi? İnsanın zihni kendine benzerlerle bir araya geldiğinde mutlu olduğunu biliyoruz insan zihninin. Mutlu olduğumuzda da daha çok tüketiyoruz. Tüketimi tabii ki sadece ürün olarak kastetmiyorum. Tıklamak, beğenmek, paylaşmak vesaire. Dolayısıyla algoritmalara da bu kuralı öğrettiğimiz için de algoritmalar ne yapıyor? Atıyorum Facebook'ta 100 arkadaşınız olabilir. Bu 100 arkadaşınızdan size benzer 10 arkadaşınızı tespit ediyor ve diyor ki artık bu 100 arkadaşla yorulmaya gerek yok. Burada onun canını sıkacak bir sürü fikir var. Onlardan mutsuz olursa bu kişi tüketmez.
Benim tüketici ihtiyacım var. Gelmez bize. Yani sinirlenir gelmez. Onun için ne yapayım ben? Bu ona benzeyen 10 kişiyi çekeyim o grubun içinden ve bundan sonra sadece o 10 kişiyi görsün. Hmm. Ama zannetsin ki bütün dünyayı görüyor. Peki ne oluyor? O özgür dünyamız daralıyor. Bir odaya kapanıyoruz. O odada ben ve o 10 arkadaşım onumuz, 11'imiz de aynı düşündüğümüz için aslında sesimiz yankılanıyor. Kendimizi duyuyoruz. Duydukça dünyanın bu yöne doğru gittiğini zannettiğimiz için daha çok mutlu olup daha çok tıklatıyoruz. Bu da büyük bir çöplük oluşturuyor. Neden? Çünkü dünyayı algılamaktan, farklılıkları görmekten, beslenmekten mahrum kalıyoruz. Dolayısıyla o dünyamızda küçük ve bir zaman sonra kendi fikirlerimizi normalin tanımı zannetmeye başlıyoruz. Ve karşıt fikirleri artık dinlemek, senin dedin ya efor gösteririm, takip ediyorum. Bu eforu göstermek yerine tam tersi bunları farklı fikir olarak görmekten vazgeçip deviyasyon olarak görüyoruz ve cezalandırmaya girişiyoruz. Ve cezalandırdığımız her şey aslında içimizde bizi de cezalandırıyor. Çünkü duygusal zekamızı besleyecek şey bu farklı fikirler, bizim gibi düşünmeyen insanlarla bir araya geldiğimiz okazyonlardır. O okazyonları kaybettiğimiz için zaten bu hale geliyoruz. Zaten bugün Twitter'da sürekli linç olmasının ana sebebi COVID'le beraber evimize kapanıp daha çok yankı odalarına kapanmamız ve sürekli kendi fikrimizin doğru olduğunu düşünmemiz ve herkesi deviyasyon olarak okumamız. Bu da bizim duygusal zekamızı köreltmiştir maalesef. Dolayısıyla bana sorarsan girişimcilik ekosistemimiz de o kadar bir ofise bağlıyor ki herkesi. Herkes bir zaman sonra birbirine benziyor ve birbirine benzer fikirleri birbirlerine getiriyor. Birbirlerinden etkileniyorlar. O fikirleri çıkartıyorlar ama önlerinde 84 milyonluk bir pazarı kaçırıyorlar. Ve sonuçlar maalesef acı oluyor. Ya bu anlattıkların aslında İlginç bir konuyu düşündürdü bana. Şimdi Amerika'ya bakıyorsun, bu global şirketlerin pek çoğunun başına Hintliler geliyor. Apple'ın Tim Cook'u Hintli değil ama ya o da Hintli olma olayı adayı bir adam yani. Hani felsefesiyle, insan anlayışıyla, biliyorsun işte eşcinsel insanları çok seviyor. Benim Apple'da bir üst pozisyon arkadaşım var. Ona soruyorum, Apple'ın farkı ne diyorum. Çok insancılar abi diyor. Ve işte Microsoft gibi böyle vurdum oturturum falan diyen şirkette bir Hintli abi geldi, durun ya yumuşak olalım biraz falan. Beni çok ilgimi çekiyor çünkü işte büyük data diyoruz, algoritmalar diyoruz, her şeyi oradan öğrenebiliriz diyoruz. Sonra bunu şirketlerin başına aslında yani bu dünyayı anlayan, bu dünyaya uzak değiller Hintliler, gayet algoritmik, matematik bundan hakim ama insan diyen, duygu diyen insanlar gelmeye başladı. Yani büyük şirketler galiba bu çeşitliğin yok olmasının kendi yaratıcılıklarını öldüreceğini anlıyorlar ve onu yaratabilecek insanlar mı işe alıyorlar bilmiyorum. Fazla mı abartıyorum bu okumayı? Yok yok, kesinlikle yok. Şöyle, doğru diyorsun. Ben hatta şunu söylüyorum. Bizim en büyük yaptığımız hatalardan bir tanesi Bora, ilgi çekebilmek için fütürizmi bir distopyaya döndürdük. Yani böyle olacak, şöyle olacak, makineler işlerimizi yerimizden alacak, %60'ı gidecek, anamızı ağlayacak, biteceğiz falan filan. Sürekli bu söylemler pompalanıyor ve distopik bir dünya oluşturuyor. Oysa ki şunu anlamamız gerekiyor. 60'larda yanlış bilmiyorsam Nixon'a işçi federasyonları mektup yazıyorlar. Duymuşlar ki otomotiv fabrikalarına robotlar girecek. Ve şöyle yazıyorlar. Robotlar girerse hepimiz işlerimizi kaybederiz. Bizi robotlardan koruyun. 60'larda yeni bir muhabbet değil demek. Her zaman bu olmuş. Robotlar yeniden geliyor ve evet işlerimizi, bildiğimiz işleri kaybedeceğiz. Ama distopik anlatımda şu hata yapılıyor. Yani şöyle anlatılıyor. Robot her şeyi alacak. Onlar artık her şeyi üretecekler, insanlık ölecek. Kimse de şu soruyu sormuyor, o kadar mantıksız ki. Kimin için üretecekler biz yoksak? Yani robot mu tüketecek, etmeyeceğine göre? Demek ki biz var olacağız. Ama biz başka formatta var olacağız. Nasıl o zamanlar 60'larda makineye kolunu kaptırıyordun da o işi robot yapmaya başlayınca sen daha değerli işler yapmaya başladın. İnsanlık bu anlamda daha zamanını daha değerli bir şekilde kullanmaya ve daha katma değeri yüksek olan işler yapmaya başlayacak. Dolayısıyla hala insan var şeyimizde, konu başlığı olarak gündemimizde. Dolayısıyla bu insanların doğru yöneticilere, duygusal zekası doğru olan yöneticilere ihtiyacı var. Daha insancıl şirketlere, ki bugün hepimiz sürdürülebilirlik konuşuyoruz. Son 10 yıldır hepimiz employer branding, işveren markası konuşuyoruz. Niye bunları konuşuyoruz? Türkiye'de çoğunlukla global markalar bunu başlattıkları için biz de başlatalım diye konuşuyoruz. Ama gelen devirde insanlık yok olmayacak. İnsanlık daha talepkar olacak. Dolayısıyla bu talepkar pazara yönelik daha düzgün yöneticilik, daha farklı felsefeler gerekiyor. Bunun için Tim Cook'lara ihtiyacımız var. Bunun için de bu yatırımların hepsi yapılıyor. Bu fütürizmi, distopik anlatmayı çok hızlı bir şekilde kesmemiz lazım. Evet, var olan işler kaybolur.
Ama bu arada kötü bir şey söyleyeceğim. Kapitalizm gereği insana ihtiyaç olduğu için, tüketiciye ihtiyaç olduğu için insanlığı yok etmeyeceğiz tabii ki. İnsanlık farklı bir tüketim seviyesine gelecek ve daha değerli bir tüketim yapacak. Daha değerli tüketime yönelik daha insancıl bir pazarlama, bir iş dünyası ile karşı karşıya kalacağız. Bu distopyayla dikkat çekme isteğinden artık vazgeçmemiz lazım. Çok bu distopik şeyleri dinlemekten çok kusma noktasına geldim ben. Artık durdurmamız lazım. Bitmeyeceğiz. Yani daha değerli işler yapacağız. Yani ya eskiden kolunu kaptırıyorlardı ya. Biz de bugün zihnimizi kaptırdık ya işlerimize. Artık kaptırmayacağız. Daha değerli şeylerle uğraşacağız. Çok güzel söylüyorsun ve duygusal zekada bunun çok ana elementi. Yani o kadar önemli ki. Bunun başlangıcı. Yani... burada biraz bu şey tartışmasındaki görüşünü çok merak ediyorum. Ben tam bir desentralizasyon taraftarıyım. İşte uzun zamandır Bitcoin yatırımcısıyım. Desentralizasyonun aşırılara başta kaçmasına bile taraftarım. Yani belli devlet yapılarının yıkılması falan bence gerekiyor diye düşünüyorum. Ama hani şunu da farkındayım, işte 52 yaşındaki bir adam, çoluk çocuğum da var. O yıkılma orada da olmak istemeyebilirdim. Yani dengeyi bulmaya çalışıyorum. Ama sentralize yapılar, bu algoritmaları başımıza bela eden yapılar aslında. Bunlar... İşte son 15-20 yıldır belki YouTube'un, Facebook'un, Twitter'ın, Instagram'ın başımıza sardığı meseleler, ama ondan önce devletlerin algoritmaları. İşte sen tam örneğini anlattın. Yani algoritmik bir devletten geliyorsun. Türkiye işte 40-50 yıldır belli bir algoritmada insan yetiştirmeye çalışıyor. Onun dışına çıkanı yok etmeye çalışıyor. Anında yok ediyor. Ona izin vermiyor vesaire. Desentralize yapılar, bunda bir çözüm. İşte gerçekleşirse bir gün YouTube'a da bağımlı olmayacağız inşallah. İşte benim NFT'im her yerde, o videoyu isteyenler istediği yerde ulaşacaklar. Ve bunun bir yaratıcılık patlaması yapacağı öngörülüyor. Sonra diyoruz ki Facebook diyor ki dur diyor. Metaverse'de ben sahipleneceğim diyor. Microsoft da oraya gelmeye çalışıyor. Sonra duyuyoruz ki mesela Apple Store'larda blockchain oyunlarına izin verilmiyor. Desentralize oyunları Apple yasaklıyor ki Apple hani en dost bildiklerimizden öyle söyleyeyim. Yani bir Twitter haricinde bu desentralizasyon herkes de bir tuhaf yaklaşıyor. Yani ne düşünüyorsun? Ben biraz uzattım ama sentralizasyon... Evet. Ben çünkü önümüzdeki en büyük mücadele alanlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum ve... Onun bu algoritmik yapıları nasıl etkileyeceğine kafam karışıyor. Yani bir yandan merkezi bir algoritmadan kurtulacağız ama iyice mi mahallelerimize döneceğiz? Çünkü bu bizim algoritmamız, biz bunu burada kullanıyoruz. Desentralizeyi sizden uzağımız mı diyeceğiz? Bitcoin'e bakıyorum. Bitcoin mesela ilginç bir şekilde desentralize olup bu kadar büyük çeşitlilik arz eden bir network dünyada başka yok. Amaç birliği var, ülkü birliği var orada. Bitcoinerler biliyorsun beni çok sarılıyor. Çok merak ediyorum. Biraz kafa karıştırma biliyorum ama... Nereden bakarsın? Bu soruyu çok soruyorlar. İşte bu Bitcoin çok soruluyor, blockchain çok soruluyor bana. Çünkü bugün sonunda blockchain platformu bu desentralizasyonu aslında blockchain platformu yapacak. Ama bir taraftan devletlerin bazıları Bitcoin'le mücadele ediyor. Peki Bitcoin'e ne olacak? Ölecek mi, bitecek bir şey bilmiyorum. Yani Bitcoin'e ne olur? Ama şunu biliyorum ki Bitcoin'e ihtiyaç var. İşte şöyle anlatacağım sana. Yani nasıl savaştılar? Onu savaştılar, yenerler de gidişatı ve motivasyonu asla yenemezler. Şimdi neden yenemezler? Şöyle anlatayım. Şimdi Covid sırasında bir şeyin farkına vardık. Dünyada 270 trilyon dolar para var. 100 trilyon doları fonların elinde şu anda. Ve buna idle cash deniliyor. Yani hiçbir yere hareket etmeyen, hiçbir yere gidemeyecek bir para. Peki 270 trilyon doların normalde bir karşılığı olması gerekiyor. Çoğunlukla bu altındır ya. Altındaki bugüne kadar dünyada şeylerden çıkarılmış altın bedeli 9 trilyon dolar. Dolayısıyla ülkeler kafalarına göre para üretiyorlar bu arada. Ve bu para o kadar fazla üretilmiş durumda ki üzerine bir de Covid geldi. Sadece ABD 7 trilyon dolar daha sisteme yedirdi. Ve ABD'nin bugün 100 dolarlık bir banknotu üretmek için harcadığı para 15 cent. Yani dolayısıyla bu sistemin ne kadar yanlış bir yerde oldu. Bu arada biliyorsun Merkez Bankası orada özel bir teşebbüs. Türkiye'ye de benzemiyor. Yani özel bir teşebbüs var orada, bir şirket var ve o üretiyor. Şimdi bu sisteme baktığımızda 270 trilyon dolar paranın 100 trilyonu fonların elinde idle. Niye idle? Çünkü o kadar para var ki artık biz dünyayı öyle bir tükettik ki şu anda sürdürülebilir raporlar şunu gösteriyor. Böyle devam edersek harcamaya 1,5 daha aynı gezegenden ihtiyacımız var ki devam edebilir. Şimdi böyle bir dünyada ürettik, tükettik, dünyayı tükettik. Elimizde ne var? Tonlarla yeşil kağıt var.
Hiçbir şey yok. Çünkü o paranın gerçekten, o para gün sonunda mecazi olarak burada bir değer taşıyor. Evet. O paranın gerçek değerinin olması için bir projeyle öpüşmesi gerekiyor. Dünyanın evet. artık bu fonlara verebileceği bir proje kalmadı. Evet. Dünya zaten son nefesini veriyor şu anda. Evet. Dolayısıyla dünyanın nefesini bu halde verdiği bir şeyde artık bu kadar kolay üretilen, artık bu kadar backup'sız diyeyim, desteksiz üretilebilen bir şeyin, bir paranın ya da bir şeyin dünyayı daha da hızlı yok edeceğini, hatta şöyle anlatıyor Dünya Bankası'nın raporları, Covid bittikten sonra bu idle cash, duran para o kadar çok ki hareket etmesi için dünyanın ne kadar gereksiz, aptal, saçma sapan şirketi varsa satın alınacak deniliyor. Hatta ne kadar gereksiz, yanlış proje varsa yatırım bulacak deniliyor. Bu deniliyor. Dolayısıyla dünya yeniden Covid'den sonra bir varlık krizi yaşayacak. Onun için blockchain'e döneyim. Blockchain'e ihtiyacımız var çünkü doğuştan destekli kripto para. Kafana göre üretemiyorsun. Evet. Belli bir şeyi var, bilgisayarı var, belli bir enerji harcaman gerekiyor. Dolayısıyla doğuştan, evet bu arada kripto paranın da enerjiyle olan, sürdürülebilirlikle olan ilişkisi tartışılıyor altta. Ama önemli olan şey şu, doğuştan destekli. Evet. Kafana göre üretemeyeceğin bir şeye ihtiyacın var ki bütün dünya bunu kabul etsin. Hala bizim en çok konuştuğumuz şey dünyada Amerika'ya karşı çıkanlar dolar kullanmayalım diyorlar. Çünkü elimiz, bir tek o var. Yani çünkü desteksiz adam üretiyor. Kendi pazarında tutmuyor. Hemen sınırlarının dışına çıkartıyor ve bütün dünyanın ekonomisi bununla kontrol edebiliyor. Ne kadar büyük bir güç. Desteksiz üretiyor. Hepimiz koşuyoruz peşinde. Evet. Ama kripto dediğimiz para, Bitcoin desteksiz üretilemiyor. Doğuştan destekli. Dolayısıyla istedikleri kadar kripto parayla kapışsınlar. İstedikleri kadar tabii ki ülkeler hala, devletler son sözlerini söylemediler. Hala direnç gösterecekler. Belki de kazanırlar, bilmiyorum. Evet. Ama bu motivasyonu yenemezler. Evet. Çünkü dünyanın da adil bir sisteme ihtiyacı var. Dünyanın gerçek değer taşıyan bir şeye, bir paylaşım sistemine ihtiyacı var. Dolayısıyla doğuştan destekli, hepimizin kabul edebileceği bir ortak şeye, ne diyorlar işte, birime ihtiyacımız var. Bunu paylaşalım ve alışveriş yapalım diye. Kriptoyu öldürürler ama kriptonun motivasyonu ölmez. Yeniden başka bir şey gelir. Ben bu arada kriptoyu da öldürebileceklerini zannetmiyorum. Bitcoin eninde sonunda kabul edilecek. Eninde sonunda. Çünkü bu sistem böyle yürünmez. Bütün ülkeler bu idle cash'in olduğu bu dünya ekonomisinde Covid sırasında bütün ülkeler, Türkiye dahil, tamamıyla desteksiz para ürettiler. Bugün de bu ekonomik krizde desteksiz para üretiyoruz. Hiperenflasyonun kralını yaşayacağız. Esecek. Yani fırtına geliyor şu anda. Artık buna bir çözüm gerekiyor. Bizim doğuştan destekli, sınırsız üretemeyeceğimiz ve değerinin bedelinde üretilecek bir şeye ihtiyacımız var. 15 centle 100 dolar üreten ve bunu hiçbir şekilde, başka hiçbir şeyle desteklemeyen bir ekonomi dünyayı da savuruyor. Onun için ben Bitcoin ve blockchain'in vazgeçilmez olduğunu düşünüyorum. Süper. Onların tabii para desantralize olunca toplum nasıl olacak onu da göreceğiz. O apaydı. Yani bu arada daha... bizde şeyler söyleyenler de var Bora. Yani evet. Yan kodalardan öte mesela şey dinliyordum. Merkel'in danışmanı, unuttum ismini adamın, izlemişsindir belki konuşması. Şey anlatıyor, Almanya'da şey hazırlanıyorlar. Elektrik tedarik şirketini aradan kaldırıp binaların birbirlerine elektrik satmasının noktasına doğru gidiyor. Bu başka bir dünya. Yani binaların binalarla, yani koyacak şeyleri üzerine, panelleri. Enerjisi fazla geliyorsa o binanın, yan bina edecek ki satayım mı sana enerji? Tabii. Güzel şeyler geliyor. Yani evet, yan kodalar da artabilir de bir taraftan, ama bu desentralizasyon insanlığa farklı bir şey getireceği, farklı fırsatlar getireceği de kesin. Ve belki o merkezi algoritmalardan kurtulmak insana daha bir özgürlük getirecek diye umut ediyoruz. Evet. Tabii yani göreceğiz, Bitcoin'de merkezileştirmeye çalışan da var vesaire. Hani çok fanatik taraftarıyım desantralizasyon, ama önümüzdeki çok önemli mücadele. Son sözlerini kimseye söylemedi Bora, göreceğiz yani. Devletler de son sözlerini söylemediler. Daha var. Ya Çin söyledi, pek bir şey olmadı. Çin söyledi bayağı, pek bir şey olmadı. O biliyorsun epey bir yasakladı. Önce bir şöyle bir sarsıldık yine. Yani bu desantralizasyonun bir büyüsü var hakikaten. Bir Türk insanı ile ilgili bize ilginç birkaç şey söylesene. Son dönemlerdeki araştırma sonuçlarını. Çünkü ben biliyorum bizi dinlemeyi çok seviyoruz, kendimizle ilgili ilginç verileri. Sana hem ümit verenlerden hem endişe verenlerden, özellikle biraz hani belki gençler ne düşünüyor? Hani o tarafı çok merak ediyorum. Böyle bu sıralar çok ilgini çeken araştırma sonuçlarında bir süredir çok ana trend gördüğün
ümit verici ve endişe verici neler var bu karman çorman dünyada? Bize biraz bize anlat abi. Şöyle bir tane şey anlatayım. Biz Z jenerasyondan bahsediyoruz ama onlar anlattığımız Z jenerasyonu endişeli modernin gençleri ve cücük kadarlar. Yani yoklar. Çok küçükler. Dolayısıyla gerçek gençlik mahallenin gençliği dediğimiz gençlik. Mahallenin gençliğini bu arada esnafların çocukları gibi düşünebilirsin. Çok şöyle söyleyeyim, son içgüdü söyleyeyim. Çok ahlakçı bir gençtiler. Biraz işte şey, racon kesen bir gençti ama şunu görüyoruz, Covid'den sonra, çünkü şöyle bir şeyleri vardı. Hayatları biraz daha garantiye alınmış. İşte babanın dükkanında çalışacak eninde sonunda. Liseden sonra babanın dükkanına gidip gelmeye başlıyor. Üniversiteye gitmiyor. Bu anlamda birazcık kızgın, küskün. Çünkü şey, herkes üniversiteye gidiyor. Her taraf tabela üniversiteleriyle dolmuş. Ben niye bunun içinde yokum? Ama bir taraftan da bu küskünlüğü böyle bir racon kesmeyle dolduruyor. Böyle bir ahlakçı bir dünyadan bahsediyor. Sürekli böyle birilerinin hayatına karışmayı seviyor. Mesela Covid'de şunu gördük, özgüvenlerinin kırıldığını gördük. Çünkü ilk defa esnaf babasının dükkanının düşündüğü kadar kesin ve garanti altında olmadığını gördü. Covid'de çünkü esnaflar çok şey oldular ve bir anda kendisini sorgulamaya başladı ve bir özgüven düşüşü de bütün datalarda gördük. Ama o kitle gelir anlamında hala bazı markaların dikkatini yeterince çekmese de şunu unutuyorlar, en büyük kültür yapıcı kitle bu gençliktir. Çünkü evet, bugün Spotify listelerimizi tümden değiştiren kitle budur. Hepimizi rap dinler hale getiren, hip hop dinler hale getiren bu kitledir. Ve bizim pazarlamacıların bu kitleyle ilgili yaptığımız en büyük hata brieflere de gelir. Önce üst gelir gruplara bunu sevdiririm. Sonra onlar zaten alt gelir gruplarının dikkatini çekerler ve bu alt gelir bir mahallenin gençleri onları kopyalarlar diyorlar. Türkiye'de tam tersi olur. Türkiye'de kültür ve popüler olan yukarıdan aşağı inmez. Tam tersi aşağıdan ya da orta kesimde yukarıya doğru çıkar. Onun için mesela bir sürü markanın bugün Tarkanlı reklamlar yaptıklarını, bu içecek markası da olabilir bir şey ama farkında değiller ki Tarkan bu mahallenin gençlerinin pek fazla gündeminde yok. O hala bizim sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz, belki de hedef kitle biz olduğumuz için yanlış da olmayabilir. Ama bu anlamda gençleri yakalamak istiyorsanız o alt kültürlere inmeniz, o küçük adacıkları bir çözmeniz ve oralara konuşuyor olmanız gerekiyor. Orada bambaşka bir müzik, bambaşka bir içerik, bambaşka bir popülarite dünyası var. Markalarımız birazcık bundan şu anda uzak gibi duruyor. Bu ilgili bir çekici bilgi. Bir de kızlarımızla ilgili bir ilginç verim var mı elinde? Çünkü yani bütün bu olaylarda özne olamıyorlar hep ama onlardan bahsediliyor. İşte biri diyor ki kızlarımızın hakkını koruyoruz, öbürü diyor ki işte başörtülü bacım. Kızlarımız da hissediyorlar abi. Bir son da öyle bir veri alayım senden. Genç ya şöyle ben en büyük devrimin aslında kadınlarda, genç kadınlarda, özellikle modern muhafazakar kadınlarda olduğunu görüyorum. Bu modern muhafazakar kadınların aslında pratikleriyle endişeli modernlerin pratiklerin aynı. Sadece bazı değerlerde birbirleriyle farklılaşıyorlar. Ve bu modern muhafazakar kadınlar da çok ciddi şekilde güçleniyorlar. Hatta ben sürekli şunu söylüyorum. İstanbul Sözleşmesi endişeli modern kadının sözleşmesi değildir. Endişeli modern kadın sonra sahiplendi İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi modern muhafazakar kadından çıktı. Ve modern muhafazakar kadın endişeli modern kadınla aynı masaya oturdu. Ve bu arada az önce bahsettiğimiz o bagaj taşımamak, psikolojik problemleri çözmek, yatay kesen duygularda buluşmak aslında modern muhafazakar kadının bazı devrimleriyle oldu. Bütün bu devrimleri yapan bu anlamda modern muhafazakar bir genç kadın var. Ve bu genç kadın bu hamasi söylemleri dinlemek istemiyor. Hatta çok net söyleyeyim, İstanbul Sözleşmesi'nin kendisine alınmasına da çok kızgın. Bunun da bir bedelini ödetecek gibi de görünüyor. Çok ilginç anlattıkların. Hakan, son sorum da tabii senin yazarlık yolculuğunla ilgili olsun. Öngörülmeyeni okumaya başladım ben de. Pınar aldı hemen. Sen azlıkta tamamlayalım. Çok hızlı gelişti biliyorsun her şey. Evet. Tamamlayalım. Çok heyecan verdi ama sen daha da artık kendi o kitabın bölümü giriş zaten sıkı bir edebiyat bu arada. Beğendim. Ellerine sağlık. İyice edebiyata yönleneceksin diyorlar. Yani orada izleyicilerimize bir ne bekliyor bizi? Bu kadar insan tanıyan birisi neler yazmayı düşünüyor? Bir de onu son sorayım sana Hakan. Ocak ayında bir kitap yazmaya, bir roman yazmak istiyorum açıkçası. Yani teknoloji de anlatmak istemiyorum. Aslında anlatacağım konuyu da burada ilk defa söylemiş olayım. Bir tane köprü var Üsküp'te, taş köprü. Ve böyle Hristiyanları ve Müslümanları birbirinden ayırıyor. Ayırıyor. Şöyle liseye kadar biz hepimiz aynı okullarda, aynı arkadaş gruplarında. Sonra üniversite yaşlarına geldikçe herkes köprünün kendi tarafına
gitmek zorunda kalıyor ve belli bir yaştan sonra köprü artık birleştirmiyor, ayırıyor. Dolayısıyla o köprünün hikayesini bir genç grubunun hayatı üzerinden anlatmak istiyorum. Dolayısıyla edebiyat, kimse yaptığı işi sevmiyor. Ben de galiba yaptığım işi sevmiyorum ve edebiyatçı olmak istiyorum. Ama bir roman yazma arzusundayım açıkçası. Bu senin içindeki aslında sürekli gelişim tutkusunda bir yansıması herhalde. Çok çok teşekkür ediyorum Hakan. Benim için süper bir podcast oldu. Böyle bir güne sığacak adam değilsin açıkçası. Bir saate. Ama bir tadını verdik insanlara. Seni nereden takip etsinler Hakan? Yani her tarafta varım. Twitter'dan, Facebook'tan, LinkedIn'den, bütün kanallarda varım açıkçası. Tamam, peki onları da biz paylaşırız. Tamam. Çok çok teşekkür ediyorum. Geldin. Teşekkür ederim Burak. Çok ufkaçtı bize. Bir sürü farklarına baktık. Çok sevgiler, hoşça kal. Kendine iyi bak, görüşmek üzere. Hakan Abdullah ile röportajımızın sonuna geldik. Ben çok şey öğrendim. Umarım sizin için de öğretici ve keyifli bir deneyim oluştur. Hem Türkiye'de olan bitenlere hem teknolojinin insanlara ne yapacağına dair görüşleri Hakan'ın umarım size de çok yeni bakış açıları, yeni bir perspektif katmıştır. Gelecek hafta çok teknik bir konuya gireceğiz. Kripto paralara biraz değiniyor olacağız. Harika bir konuğum var, Devrim Danyal. Devrim bütün Türk üst yöneticilerini bu konuda eğitiyor. Blockchain nedir, kripto paralar nedir, bunlar nereye doğru gidiyorlar? Biraz uyarayım, azıcık teknik de bir görüşme oldu. Özellikle kriptonun teknik altyapısını merak edenler, bunun değeri nereden geliyor diyenler o podcastimizde kaçırmasınlar derim.